Arkadaşlar biz Ericek Göleti'ndeyiz. Bir buçuk ay evvelsi gelmiştik. Daha aktif hale gelmemişti buralar. Şu anda inşaatlar bitmiş. Aktif hale gelmiş. Arkamda gördüğünüz evler 5 kişi kalabiliyormuş. Geceliği 250 TL'ymiş. Yeni yapılan yerlerde biraz yeni sonra yapılan yerlere geçeceğiz şimdi. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu kadar mı olacak? 5-6 tane mi? Yoksa başka yapacak mısınız? Seneye bir devam edeceğiz sonra. Ama böyle devam edemeyeceksiniz. Böyle mi devam edeceksiniz? Hayır, sola doğru. Alta devam edeceksiniz. Buradan devam edeceğiz. Evet. Şimdi buradan devam edeceğiz seneye. 4-5 tane daha olacak. Tamam. Buradan da olacak. Arkadaşlar, henüz daha bu hotbit evleri bitmemiş. Elektrik tesisatı falan vesaire çekiliyor. Kapısı burası olacak işte. Şu an ben kapısına duruyorum. Bu. Gördüğünüz gibi karşıda tuvalet, banyo, duş, ikisi bir arada ve burayı gecelik, haftalık, belki de aylık olarak kiralayabileceksiniz arkadaşlar. Bunlar gibi 6-7 tane var şu anda. Henüz daha çalışma bitmemiş. Arkadaşlar 1,5 ay önce geldiğimizde daha buralar aktif hale gelmemişti. Şu anda aktif hale gelmiş. Daha önceki çekimimizde inşaat halini çekmiştik. Şimdi de bitmiş halini gösteriyoruz. Arkadaşlar az önce fiyatları da öğrendik. 5 kişi falan kalabiliyormuş içinde ve geceliği 400 TL'ymiş. Zaten 5 tane var bunlardan. Hepsine de farklı farklı hikayeler, karakterler çizmişler. Gayet sevimli ve hoş görünüyor. Artık Bursa'nın da bir hobbit evleri demeyelim. Bence bizim masal evlerimiz var. Hobbit evleri başka yerde. Ama bizimkisi masal evleri. İnsanları davet edelim orayı görmeleri için. Tabii ki. Mutlaka davet ediyoruz. Herkes gelsin. Mutlaka burayı görsün. Fiyatlar gayet en güzel ve cazip. Evet. Mesela 6 kişi de konaklayabiliyormuşsunuz. 400 TL'ye veriyorsunuz ama 6 kişi de konaklayabiliyorsunuz. Restoran kısmı açılmamış. Restoran kısmı açıldığında kahvaltı da verilmeye başlayacakmış. Tabii o zaman fiyat bir tık artacak. Ama şu anda fiyatlar gayet güzel. Bakın şimdi şurada da evler var. Onları da göstereyim size. Onlar da 250 TL ile 300 TL arası değişiyormuş. Gerektiğinde 6 kişi 7 kişi dahi içinde kalabiliyormuş. Tamamen buranın sorumlusundan öğrendik az önce fiyatları. Hepsi daha tam aktif hale gelmemiş bu alttakilerin. Şu anda arama kurtarma ekibi kalıyormuş burada. Eğitimdeymişler. Eğitimde oldukları için arama kurtarma ekibi burada kalıyormuş. Dipnot olarak şunu diyebilir miyiz? Burası bir belediye işletmesi. Evet, burası bir belediye işletmesi. Belediye işletmesi olduğu için de daha bir itina ve gösteriliyor buraya fiyatlar karşı. Uygun, evet, ama fiyatlar uygun. Yetkiliden aldığımız habere göre bunu profesyonel bir işletmeye devretmek istiyorlarmış arkadaşlar. Evet, o zaman yani, fiyatlar yükselecek. Aynen. Yükselmeden gelin. Yükselmeden gelip buradaki bu atmosferi yaşayın arkadaşlar. Orada çalıştık işte. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz artık bizim de hobbit evlerimiz oluyor. Bu arada güneş geliyor yüzüme çok fena. Üste de renkli bungalovlar var. Espri yapayım ben. Akşam güneşi kime vurur? Güzele vururmuş. Sabahleyin dua ederim vurmasa, o sidikliğe vuruyormuş çünkü. Aynı bir şey. Evet, yukarıdakilerden bahsediyordum. Bunlar da bungalov evleri. Bunlar da günlük, haftalık, aylık olarak ailelere kiraya veriliyor. Yine mutfağı falan var içinde. Önünde mangalınızı yakabiliyorsunuz işte. Gayet güzel bir yer burası aslında. Aslında burası adrenalin park ama ilave olarak buraya evler de yapmışlar. Bunu yapan da Gürsu Belediyesi. Yani Gürsu. Gezmiş ki.
Arkadaşlar burada bütün faaliyetler şu anda kapalı koronadan dolayı. Gördüğünüz gibi ama bakımlarını yapmaya başlamışlar. Arkadaşlar bakımlarını yapıyor ziplinlerin. Büyük ihtimalle burayı da 1 Temmuz'dan itibaren açacaklar gibi görünüyor. Adrenalin seven gelsin diyorsunuz. Yani evet, göletin üstünden kaydırıyorlar karşıya kadar sizi. Oradan da kim alırsa alsın artık. Bizden kaydırmak diyorsun, başka bir şey yok. Aynen. Arkadaşlar şu karşıda gördüğünüz zipline bayağı da uzun bir parkur var. Buradan çift halatla, yani güvenliğiniz en üst seviyede şekilde kayıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar gelecek, bakınız oturuyor ve salıyorlar gördüğünüz gibi. Burası bir belediye işletmesi arkadaşlar, söylüyorum. Bakın. Evet. Karşıya gidiyor. Gölün üstünden geçiyor arkadaşlar. Göl orası. İki parkur karşıya, sonra karşıdan bu tarafa geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz göl ve gölde kullanılıyor, işte denizde kullanıyor bisikletler. Onlarla burada belirli saatlerce kiralayıp gezebiliyorsunuz, yürüyüş yapabiliyorsunuz. Bunlar da Temmuz ayında açılacakmış. Biz Temmuz ayında artık deniz sezonunu açtığımız için gelmeyeceğiz. O yüzden size önceden gösteriyoruz. Olur da yolunuz düşerse burada bir gece geçirin, sabahtan gelin, dolu dolu bir gün geçirin. Yeri evinize ve memleketinize öyle dönün. Mutlaka bunu tavsiye ediyorum. Bakın adrenalin için zipline açılıyor. Bu var. İleride bir ATV de safari var. ATV var, safari var. Tırmanış parkurları var. Bir de şu yukarıdaki kayayı bak, gösterdin mi? Bak kayaya. Evet, çektim biraz önce. Kayaya çıkıyor insanlar. Buradan bir yol var, yürüyelim. Ama ben yürümek istemiyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zipline var. Zipline burada 30 TL. Göletin üstünden sizi karşıya götürüyorlar ve geri getiriyorlar. İki parkurdan oluşuyor. Gördüğünüz gibi göletten gidiyorsunuz ve dönüyorsunuz sadece 30 TL. Türkiye'nin en ucuz... En ucuz zipline'ı. Herkesi bekliyoruz arkadaşlar. Aynen, herkesi bekliyoruz. Arkadaşlar burası Gürsu Belediyesi'ne ait ve çok güzel bir işletme. Temiz, nezih, hijyenik. Arkamda görmüş olduğunuz su bisikletleri de yarım saat 30 TL ve 4 kişiye kadar binebiliyorsunuz. Böyle bir güzel işletmeyi Bursa'mıza kazandırdığı için Gürsu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Türkiye'nin neresinde olursanız olun, yolunuz düşerse, düşmese de bu güzel evlerde konaklamak için ve burayı görmek için mutlaka uğrayın. Arkadaşlar bu güzel manzara eşliğinde sizlere veda ederken videolarımızı beğenmeyi ve like atmayı ve ayrıca abone olmayı unutmayın. Bir daha görüşene kadar kendinize çok iyi bakın.